Consultations with allies abroad and Congress at home. Rusya ve ABD'nin üzerinde anlaştığı Suriye'deki ateşkesin cumartesi günü yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ateşkes, Suriye'de 5 yıla yakın süredir devam eden çatışmaların azaltılması ve barış yolunda önemli bir köşe taşı olabilir. Rusya Today'in internet sitesinde yer alan habere göre Suriye'de yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin ayrıntıları şöyle. Ateşkesin Suriye'de cuma gününü cumartesiye bağlayan gece yarısı yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ateşkesi kabul eden tarafların cuma günü öğle saatlerine kadar kamuoyuna açıklama yaparak Beyaz Sarayı ya da Kremlin'i bilgilendirmesi gerekiyor. Ateşkes, IŞİD, El-Nusra ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne göre terör örgütü sayılan örgütleri kapsamayacak. Suriye hükümetinin ılımlı muhalif olarak görülen örgütlerin ve silahlı Kürt grupların silah bırakması gerektiği, aksi takdirde planlanan yaptırımlara tabi olacakları belirtiliyor. Ateşkesi kabul eden tarafların silahlı saldırılar ile füze saldırılarını derhal kesmesi ve toprak elde etme yönünde girişimlere son vermesi gerekiyor. Ayrıca insani yardımlara izin vermeleri, ateşkese taraf olmayan kesimlere karşı da savunma amaçlı olarak orantılı güç kullanmaları bekleniyor. Moskova ve Washington hangi tarafların ateşkesi kabul ettiği ve bu grupların konumu konusunda sürekli bilgi alışverişinde bulunacak ve güncel haritaları paylaşacak. İki ülke arasındaki koordinasyonun IŞİD ve diğer cihatçı örgütlere yönelik operasyonlarda işbirliğini artıracağı belirtiliyor. Ateşkesi denetlemek üzere Moskova ve Washington başkanlığında bir görev gücü oluşturulacak. Bu görev gücü çatışmalarının azaltılması amacıyla arabuluculuk rolünü üstlenecek, taraflarla temas halinde olacak. Rusya ve ABD arasında görev gücü içindeki irtibatın sağlanması amacıyla kırmızı hat kurulacak. Kamu kuruluşları ve basında ateşkesin şeffaf ve tarafsız bir şekilde denetlenmesi amacıyla desteklenecek, ateşkes süreciyle ilgili haberler medyaya sürekli servis edilecek.